Merhabalar arkadaşlar. Küçük bir bağlantı hatası yaşadık. Birazdan Zülfü Bey yayınımızda olacak. Anlayışla karşılayacak olduğunuzu düşünüyorum. Evet, yayınımız başladı. Zülfü Bey birazdan katılacak. Umarım güzel, keyifli bir akşam olacaktır. Şu an Zülfü Bey bağlanıyor yayına. Birazdan olacak. Hocam merhaba. Merhaba. Nasılsınız? Teşekkür ediyorum hocam. Siz nasılsınız? Vallahi iyi işte, bildiğiniz gibi korona günlerinde sanırım. Bizler de tabii gazeteciler olarak değişen gündemde yeni bir şeye adapte olmaya çalışıyoruz. Bugün yayınımızda da bağlantı öncesinde birkaç sorun yaşadık ama şu an sizi burada görmek çok mutluluk verici hocam. Ya sevgili kardeşim, bak şimdi 65 yaşını aşanları sokağa bile çıkarmıyorlar. Instagram'a sen bağlamaya çalışıyorsun. Bu bizim bu işimiz değil ki. Neyse, çok memnun oldum. Çok teşekkür ederim sizin aracılığınızla. Bütün duvar okurlarına, duvar izleyicilerine, bizi izleyenlere çok 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 sevgiler, selamlar. Keyfiniz nasıl hocam? Öncelikle oradan başlayalım. Keyfim iyi. Keyfim hem iyi hem kötü. Şimdi konuşuruz. Ne kadar vaktimiz var bilmiyorum. Hocam 20-25 dakika buradayız. Tamam. Şimdi bakın, keyfim hem iyi hem kötü. Buyurun hocam. O zamanlarda ben biliyorsunuz kendi kitaplarına kapanmış bir insanım. Kitaplar, birkaç dost, fazla da değil. Son dönemlerdeki o senfonik konserler, rengim bükmeyiminde müthiş, güzel. Bir de Amerika'da kitabım çıktı, oraya gittim. İşte Amerika'daki bu şey çok hoş bir şey oldu. Bana çok sorarlardı. Binlerce mesaj geliyordu ya, serenat İngilizcesi var mı, hediye etmek istiyoruz diye. İşte bu serenat İngilizce çıktı. Onun için yani bunu tavsiye edebilirler arkadaşlarına. Hayırlı olsun. Bu ufak buram pazarlamadan sonra. Estağfurullah. Yavaş yavaş geçelim. Şimdi bakın, ben mutluyum, hayatımdan memnunum. Kitaplarım, yeni kitabımı yazıyorum 3-4 yıldır. Çok da enteresan. Geliyor bana. Özellikle gelmek istiyorum. Tabii. Ondan sonra dinleyicilerimiz, okurlarımız, milyonları aşan sosyal medya takipçilerimiz falan, bunlarla biz gayet güzel bir hayat yaşıyoruz. Fakat şöyle bir dert var, bir şey dürtüyor. Bak, biz 68 kuşağı dediğimiz bir şey var ya, biz demedik onu, sonra bize dediler onu. Evet. Bizim Sinan Cemgil arkadaşım, Mahir Çayan arkadaşım, bütün o dönemlerin herkes, kim varsa hepsi arkadaşımız. Muzaffer Erdoğuz, İlhan Erdoğuz, geçenlerde kaybettik. Şimdi biz öyle bir kuşağız ki, Ankara'dan Erdal Öz. Şöyle, hep topluma yararlı olmak, toplumu dönüştürmek, topluma faydalı olmak gibi bir formasyonumuz var. Bu bizim içimizde. Genç yaşlarımıza, 20'li yaşlarımızda hapse girdik, arkadaşlarımız öldürüldü, işkencelerden geçtik. Şimdi sonra sanki ya ben işte başarılıyım, iyi, tanınıyorum, iyi, param pulum da var geçinecek kadar, bana ne, gider dünyanın herhangi bir yerinde yaşarım demek bize çok ayıp, hayatımızın inkarı gibi geliyor. Ya biz peki niçin yaptık bunları? Zengin olmak için. Hayır. Arkadaşlarımız niye öldü? Niye hapishanelerde bu kadar bunca işkence çekildi? Şimdi o bakımdan benim Türkiye'deki belki bazı sanatçılardan, bazı romancılardan beni ayıran bir tarafım var. Ben duramıyorum. Duramadığım zaman da bu memleket bir darül harp. Yani harp evi. Aslında şu anda normal bir düzen değil. Bu birbirini boğmak, yok etmek isteyen çeşitli kesimlerin yaşadığı kutuplaşmış korkunç keskinlikte bir ülke. Zor bir dönemden geçiyoruz hocam. Çok zor ve dayanışmamış. Herhangi bir şekilde bir şeye, konuda yardım olabilir mi? Ya böyle bir desteğim olabilir mi falan dediğiniz anda etraftan fırlıyorlar. Bir de burası Orta Doğu. Yandan dolanma yeri burası, biliyorsun. Yüzyılların alışkanlığıyla yandan dolanma var. İma var. Arkadan vurma var. Ben öyle birisi değilim. Ben böyle dan diye ne düşünüyorsam söylüyorum. Bu da tabii Türkiye'nin alışık olduğu bir şey değil. Onun için ben sık sık başımı derde sokmakla çok ünlü birisiyim. 74 yaşına geldim. Hala başım dertten kurtulmuyor. Ama kurtulmasın bu hayat biçimi. Hocam biz bugün sizin aslında çok uzun dönemde çok kıymetli şeyler yaptınız. Biz biraz bugün oradaki tecrübelerinizden, deneyimlerinizden faydalanmak istiyoruz. Tamam. Çok zor bir dönemden geçiyoruz. Koronavirüsü tüm dünyayı etkisi altına aldı ve Türkiye'de de gün geçtikçe rakam artıyor.
Bugün hükümet kanadında da, sivil toplum kuruluşlarında da ciddi bir çağrı var. Bireysel anlamda karantina uygulamamız gereken ve sosyal mesafeye çok dikkat etmemiz gereken bir süreçten geçiyoruz. Tabii. Tabii ki böyle bir süreçte artık insanlar eve kapandılar ve gün geçtikçe biz sohbetlerimizde de, gazetede yaptığımız haberlerde de şunu görüyoruz. İnsanlar zaman zaman karamsarlığa düşebiliyorlar. Siz Türkiye'nin çok zor günlerini görmüş, çok zor dönemlerinde yaşamış bir sanatçısınız ve çok kıymetli, çok önemli işler imza atmış birisiniz. Bugün bizim konuşmamız gereken şey umut ve dayanışma. Bunun en önemlisinden birisi de sizsiniz. Açıkçası ben bahsi buradan açmak istiyorum. Neden umut ve dayanışmaya ihtiyacımız var? Çok teşekkür ederim. Siz de zaten bu dayanışmayı yaşatan yayın organlarından birisiniz ve nefes borularımızdan birisiniz. Çok sağ olun. Yani iltifat değil, hakikaten ihtiyaç duyuyoruz size. Şimdi bakın, her şeyden önce akıl, değil mi? Akıl ve bilim. Akıl ve bilim o kadar önemli bir şey ki, yani bu tip virüslerde, salgınlarda, harplerde, depremde, ne olursa olsun akıl ve bilimin öncülüğü. Türkiye akla ve bilime çok önem veren bir ülke değil. Bizim tarihimizde de böyle. Birkaç gün önce paylaştım, hayret ettiler. Ya dedim, burası meleklerin etek altı seyredilir diye rasathaneyi yıkan insanların ülkesi. Herkes değil elbette ama bunu yıktılar, biliyoruz. Takiyüddin'in rasathanesini yıktılar, eteklerin altı seyredilir diye şey meleklerin. Şimdi bakın, böyle bir şey hala devam ediyor. Televizyonlara çıkıp neler neler gördük, neler gördük, ne hurafeler, neler şunu için bunu yapın, bunu bilmem ne yapın falan. Şimdi bu bir kere korkunç. İkincisi de bir kısacık bir olay anlatayım size, müsaadenizle paylaşayım. Dostlarıma da yardımı olur gibi diye düşünüyorum. Ben korona olmadım. Virüs negatif çıktı. Test yaptırdım. Ben hasta değilim. Fakat yakınlarım, dostlarım, yakın dostlarımdan iki kişi hasta oldu. Bir tanesi bir hastaneye yattı. Çok ağır bir durumda. Akciğer konusunda çok ağırdı. Öbürü de daha hafifti. O da başka bir hastaneye yattı. Şimdi bir tanesi, o ağır olan, çok süratle iyileşmeye başladı. 3-5 günde iyileşti. Öteki iyileşemiyor. Ben bunun üstüne merak ettim. Dedim ki, nedir Allah aşkına, siz ne tedavi uyguluyorsunuz? Birincisindeki tedaviyi öğrendim. Sonra ikinci doktora sordum, siz ne yapıyorsunuz? Biz onu yapmıyoruz. Niçin? İşte bilmiyorum, o şimdi devletin elinde stok az falan filan gibi laflar, dedim Allah aşkına, yani insan hayatı söz konusu. O ilacı ben zorla kullandırtmaya başladım ve öbür yakınımda 4 günde iyileşti. Şimdi bakın, bu o kadar önemli bir şey ki, bunların ben ilaç tavsiye edemem. Ben doktor değilim. Hiç kimseye de zaten etmedim hayatta. Ama bir şeye çok kızdım. Bakın, geçen hafta bu Çin devleti bu işi halletti, değil mi? Çin devleti başarıyla, alınakıyla çıktı. Çin'i sevelim, sevmeyelim. Fakat bize de yardım teklif ettiler. Çin Büyükelçisi ve Başkonsolosu dedi ki Türkiye'ye, ya biz bir ilaç üzerinde, yani Japon ilacı var. Biz bununla bunu tedavi ediyoruz. Sizinle de bilgilerimizi ve ilacı paylaşalım dediler. Şimdi o gün ben de memnun oldum. Ah ne güzel dedim, Türkiye'ye böyle bir iyilik geliyor falan. O akşam televizyonu açtım. Televizyonda baktım. Hani titri çok 3 dakika süren insanlar var ya, bilmem ne ana bölüm, bilmem ne başkanı, bilmem nesi, bilmem nesi, profesör, doktor bir hanımefendi çıktı. Dediler ki, bak Çin devleti böyle demiş. Bize ne onlardan dedi, onlar deneme dedi, olur mu ya falan dedi, aşağıladı. Dediler ya, Çin Büyükelçisi söylüyor. O bilim adamı mı dedi, kim oluyormuş o falan dedi. Ben de bunun üstüne bunu eleştiren bir tweet yazdım. Dedim ki, ya yapmayın. Koskoca Çin, hani ilim Çin'de olsa bile gidip alacaktınız. Hani ne oldu? Şimdi insanlar o kadar kafaları karışık ki, Çin deyince komünizm zannediyorlar hala. Küba'daki ilaçtan ve doktordan bahsediyorsun, ha Küba'ya sen git bilmem ne falan. Yani bu sosyal medya dilsizi dilli yaptı, aptalı düşünceli yaptı. O yüzden birkaç günden beri ben çabalıyorum ki, ya kardeşim ben size ilaç milaç tavsiye etmiyorum. Sadece kulak verin, dünyada ne oluyor ne bitiyor. Ben hala aynı noktadayım. Bu insanların gerçekten kendi kibirlerinden,
kendi böyle biz biliriz kimse bilmez demelerinden kurtulmaları lazım. Ayrıca biz şunu da biliyoruz. Dünyadaki en kuvvetli lobi silahtan sonra ilaç lobisidir. Trilyon dolarlar döner. Ve ben öyle tahmin ediyorum ki bunlar bu koronavirüsü duyunca dediler dünyanın %70'i 80'i hastalanacak. Korkunç. Tarihimizin en büyük paralarını vuracağız. Her birimizi 3-5 bin dolara tedavi etmek üzere iştahlandılar. Fakat sonra bir takım Çin gibi, Küba gibi ülkeler ucuz ilaçlar bunların tedavi ettiğini gösterince sinirlendiler. Ve bunların lobilerine dahil olan doktorlarla hükümetlere ve medyaya baskı yapmaya başladılar. Ben bunları bilemem. Uzaktan gözledikçe şeyleri söylüyorum. Lütfen akıl ve bilim. Akıl ve bilim. Evet hocam. Burada aslında çok önemli bir noktaya temas ediyorsun. Ben özellikle uzak kalmaktan yanaydım ama siz bahsedince bu konu üzerine ben birkaç bir şey söylemek istiyorum. Twitter'daki paylaşımlarınızı evet takip ediyoruz. Yayının başında da yaptığınız gibi bu dönem bilim ve aklı en ön plan alıp bilim insanlarına kulak verecek olmuş. Çin'de olur, Küba'da olur, Rusya'da olur. Burada herhangi bir siyasi görüş, herhangi bir şeyin ötesinde ihtiyacımız var. Bu tarihi buradan yapmanız da çok önemli oldu. Buyur bir şey daha söyleyeyim mi? Daha kıymetli olduğu bir zamandayız. Sağ olun. Şimdi bilim insanlar dediğiniz bu da bir başka bir mesele biliyor musunuz? Şimdi Türkiye biliyoruz ki PISA araştırmalarına göre falan okuduğunu anlayamayan öğrencilere sahip. Ve son yıllarda gecekondu üniversiteler, apartman üniversiteleri müthiş bir şekilde yayıldı. Bizim çok değerli hocalarımız, çok değerli profesörlerimiz, bir bölüm başkanları varken ve şimdi de varken bir takım insanlar tekkeyi bekleyen çorbayı içer, isimlerinin önüne titrilerek verdiler. Hemen böyle. İntihal, intihal oranını biliyorsunuz. %70-80 intihal tezler. Şimdi bunlar ama cahil toplumlarda böyle olur. Cahil toplumda kim ne biliyor diye bakılmaz. Titrine bakılır. Adının önünde profesör, doktor yazıyorsa, aa bu hoca bilir. Peki nereden bilir kardeşim? Sen bunun bilip bilmediğini nereden anlarsın? Anayasa profesörleri var işte biliyoruz ismini vermeyeyim şimdi. Onların ne alem insanlar olduklarını biliyoruz. Ana dilini konuşmaktan aciz profesörlerin, doçentlerin ortalıkta yani televizyonları, ekranları cahilce işgal ettiklerini biliyoruz. O zaman şu da önemli. Evet ciddi bilim adamlarına. Kendini kanıtlamış hakiki profesörlere, hakiki doçentlere, hakiki doktorlara güvenmemiz lazım. Çünkü bunu söyleyeceğim diye kusura bakmayın ama ortalık şarlatandan geçilmiyor. Yani çok affedersiniz deve sidiği için diyen de profesör. Şimdi profesör diye bunu mu dinleyeceğiz? Özellikle çok dikkat edilmesi gereken bir süreç hocam. Çok önemli noktaya temas ettiniz. Evet. Ben hocam konuyu başka bir boyuta getirip birazcık bizim umuda ihtiyacımız olan bu günlerde içimiz açacak şeylere çıkması. Mayıs'ta çıkması beklenen, İnkılap yayınlarından çıkması beklenen bir romanınız var. Keza evet. Belki onu öteleyebilir ama en azından şunu biliyoruz. Çok uzak bir zaman değil. Yeni bir Livaneli romanı okuyacağız. Okuduğum evet. için çok da güzel bir haber olacağını düşünüyorum ben. Hocam ne durumdasınız? Şu an yazıyorsunuz bildiğim kadarıyla. Bodrum'dasınız. Nasıl? Yazıyorum, evet. Yazıyorum, her gün yazıyorum ve çok da ilginç bir dönemde bu Abdülhamit'le ilgili, sürgün dönemiyle ilgili yazılarda anıları var. O dönemde tam böyle İstanbul'daki kolera salgını dönemine rast geldi. O onları tabii yani çok araştırma yaparak, 4 yıldır araştırma yapıyorum, evet. okuyorum. Fakat size isterseniz ufacık bir şey vereyim, çok enteresan bir şey. Şimdi kolera geliyor İstanbul'a fakat doktorlar anlaşamıyor. Sulardan örnekler alıyor Abdülhamit, veriyor doktorlara, diyor ki bakın bakalım kimi diyor kolera, kimi diyor değil, kimi bilmem ne, karma karışık olunca diyor ki ben o zaman Pasteur'e başvurayım diyor. Pasteur o zaman biliyorsunuz meşhur işte Pasteur Enstitüsü kurulmuş, 10 bin altın da oraya yardım etti. 10 bin altın ve mecliye nişanı yolladı. Pasteur'e diyor ki ya Allah aşkına birini yolla. Pasteur de Monsieur Chantimes diye sağ kolunu yolluyor. Adam bakar bakmaz diyor ki kolera. E peki ne yapabiliriz? İşte var tedbirler padişahım. Bana söyleyin ne derseniz olacak diyor. Ne derseniz maddi manevi olacak. Yani bir kişinin otoritesi. Ve hakikaten de tedbirler alınıyor. Tepirhane denilen etüvler kuruluyor. 110 derece su buharında yakılıyor. Giysiler
dezenfekte ediliyor, tecrit uygulanıyor falan, kısa zamanda kurtarıyorlar. Şimdi bakın, böyle iradeler İstanbul çok badire atlatmıştır. Veba geçirmiştir, kolera geçirmiştir. Hem de o dönemin şartlarıyla, tıp bu kadarıyla. Ama hepsinden de kurtulmuştur işte. Sonuçta ona baktığımız zaman biz de tabii ki kurtulacağız. Yani bu işten kurtulacağız. Ama bu dönemde bizim karşılıklı saygımız, sevgimiz ve dayanışmamız o kadar önemli ki. Mesela çok kaç gündür üzülüyoruz. Yani sokaklarda yaşlıları dövmeye başladılar. Hakaret etmeye başladılar. Ya böyle bir şey olmaz. Bunun çünkü böyle bir toplum bir arada yaşayamaz. Toplumu yazılı olmayan kurallar yaşatır. Bunun illa kanun maddesi olması değil. Bir delikanlıya bir devir yaşlıyı dövmez diye kanun maddesi mi olur? Bunu hissetmiyorsa o çocuk, hissetmiyor demektir. Benim esas korktuğum bunlar. Bak, bu hastalıklar geçecek. Korona geçecek. Ekonomik sıkıntı da geçecek. Türkiye köklü bir ülkedir. Gene biz devam edeceğiz. Bundan hiçbir kuşkum yok ama şu bozulan ahlaki yapıyı ne yapacağız, ben onu bilemiyorum. Korkunç bir lumpen kültürü egemen oldu topluma. Ve ucuz bir lumpen kültürü. Bunu ne yapacağız? Bunun çaresini bir türlü göremiyorum. Bu gibi noktalar hocam, sizin gibi önemli insanların da çağrıları çok önemli. Özellikle söylediğim bir yanlış algı toplumda, nüfus durumda. Bu hastalık yaşlılardan geçtiği düşünülüyor. Fakat böyle bir şey yok ve bu noktada biz kesinlikle öz saygımızı ve karşı taraf olan saygıyı kaybetmemeliyiz. Çok önemli bir nokta. Hocam, bugün insanlar artık 10 güne yakın bir süredir evdeler. Birçok kamu kuruluşu da yarı zamanlı çalışmaya başladı. Okullar tatil edildi. Daha doğrusu tedbir amaçlı tatil edildi ve uzaktan eğitim başladı. Hepimiz evdeyiz ve bir noktada eve alışmaya çalışıyoruz. Tabii. Şu an Bodrum'daki evinizdesiniz. Evet. Oradasınız. Evde olmak hissiyle ilgili ne söylemek istersiniz? Nasıl oldu? Hayatınızda ne değişti mesela? Bundan 20 gün önceye göre yeni ne keşfettiniz? Nasıl geçiyor günleriniz? Benim hayatımda çok fazla bir şey değişmedi. Çünkü ben böyle konser ya da toplantı, konferans falan gibi dışında zaten evde çalışan bir insanım. Onun için benim kitaplarım, evim, ondan sonra arada bir kadeh şarabım. Yani ben burada müziğim. Yani böyle yaşayan bir insanım zaten. Dışarı hayatım benim fazla yok ama tabii ki genç insanlar için zor. Bir de ayrıca bu sadece sıkılmak meselesi değil. Bakın, başka bir sorundan size söz edeyim. Şimdi Türkiye'de iyi kötü bakkala çıkılıyor. Bakkaldan işte ekmek alınıyor, makarna alınıyor. Şu bu falan hala var. Bunlar güzel. Peki genç insanlar çalışmadığı zaman, işe gitmediği zaman, hani deniyor ya kesin karantina, herkes evde kalsın, hiç kimse çıkmasın. Peki bu un fabrikası tatil olursa, fırın tatil ederse, ekmek nereden bulacak insanlar? Çünkü bir de stok yapma diye bir şey yok. Birçok insan bugün alıyor bakkaldan, eve geliyor, yiyor. Yani o küçük evlerde küçük tek bir ufacık bir buzdolabı var falan, biliyorsunuz çoğu insan. Şimdi meyve mesela Antalya'dan meyve sebze yetiştiriyorlar. Diyelim ki yetiştirdiler. Diyelim ki yok, kapattılar. O zaman nasıl gelecek? Şimdi bu tedarik zinciri çok zor bir şey. Yani çok uzun seneler sonunda milyonlarca insanız, çünkü öyle az buz değil. Bu tedarik zinciri bozulursa ne yapacak insanlar? Yani hadi diyelim sokağa çıktınız, bakkala gittiniz, bakkal kapalı. Fırına gittiniz, fırın kapalı. Markete gittiniz, orası kapalı. Tezgahlar boş, hiçbir şey yok. O zaman o tedarik zincirinin geri gelmesi, kara borsa gibi falan, o harp zamanları gibi korkunç şeyler olur. O bakımdan şimdi 40 yaşın üstünde eğer ikinci bir hastalığı yoksa, yani bildiğim kadarıyla, gene tabii doktorlar iyi bilirler ama ikinci altta yatan bir hastalığı yoksa, 40 yaşın üstünde ölen yok zaten bu koronavirüsten. Dolayısıyla 40 yaşın altını illa evde oturun, çıkmayın, sakın bilmem ne demeye bence o kadar gerek yok. Yani sağlıklı insanlar sağlıklı bir şekilde hijyen kurallarına dikkat ederek çalışmaya devam etmeliler. Yoksa toplum durur ve durduğu zaman da dediğim gibi felaket olur. Bu noktada hocam hepimizin kulağı şu an bilim kurulunda, bilim insanlarında. Umarım kazasız belasız atlatılacak. Tabii ki atlatılacak. Sizin de bir kitabınız var ve zorlu süreçler atlattınız. Peki hocam, kitabınızı yazıyorsunuz.
Çok da merak ettiğim bir kitap. Umarım çıkında da kitap üzerine tekrar konuşuruz. Tabii inşallah. Peki hocam, sizin yıllarca müzikle ilginiz vardı. Müzikle ilgili ciddi çalışmalar Tabii. yaptınız, sinemayla ilgili. Bugün evde oturan ve şu an yayınımızı izleyen de binlerce insan var. Kimleri dinleyelim? Hangi filmleri izleyelim? Bize Bir biraz kere kitap okuyalım. bir abilik yapsanız, bir Estağfurullah. kitap Bir kere kitap önersiniz. okuyalım. Kitap, yani bu şu sıralar kitap okumak için, kütüphanemizde bulunan eski kitapları da okumak için, klasikleri okumak için müthiş bir fırsat. Varsa elinizde bir Dostoyevski okuyun, bir Ahmet Hamdi Tanpınar okuyun, bir Yaşar Kemal okuyun, Sait Faik okuyun, Sabahattin Ali okuyun. Hani bunları biz zaten okumuştuk ya. Bunlar kütüphanede duruyor ama bu her yaşınızda kitabı yeniden kavrarsınız. Çünkü okur kitapla birlikte yaratır. Şimdi siz onu 20 yaşında İnce Mehmet'i ben okudum diye kapattınız ama bak bugün okuyun başka bir İnce Mehmet göreceksiniz. Çünkü sizin bakış açınız da kitaba girecek. O çok önemli bir şey. Kesinlikle. Dolayısıyla kitap okumak zaten dünyanın en büyük zevklerinden birisi. Bunu yapmak mümkün. Bir de bugün müzik olanakları sonsuz. Yani telefonlarda, YouTube'da, şunda bunda. Tabii herkesin de müzik zevki değişik. Benim müzik zevkim bu dünyanın her yerinde ve bizde de Türkiye'de de halk müziğini temel alan ama daha modern yapılar kuran. Evet, güzel düzenlemeler. Çok güzel sesler var. Latin, İspanyol, Türk, Kürt, Ermeni, Rum. Yani şahane şeyler var aslında. Müzik alanındaki üretim bizim o gençlik zamanımız gibi değil. Patlamış vaziyette, şelale şeklinde. Ne güzel, onlar da elinizin altında. Şimdi bak, Evet. müzik elinizin altında, kitaplar elinizin altında. Böyle bir kevik bir köşeye kıvrılıp bunlarla birlikte şey yapın. Yani illa sokağa çıkmıyorum diye de bir mesele yaratmanın gereği yok. Kesinlikle öyle hocam. Bir yanıyla da bugün her akşam saat 9'da halk emekçilerin insanlar alkışlayarak destekliyorlar. Eminim sağlık emekçileriyle ilgili zor şartlarda çalışanlar da işte sağlık dünyasının yaptıkları zaten ortada. Buradaki emekle ilgili şeyler göreceksiniz diye düşünüyorum. Tabii. Nasıl görüyorsunuz şu an? Şimdi sağlıkçılarımız bir kere gerçekten sağlıkçılarımız kahraman. Giriyorlar 24 saat, 48 saat yoğun bakımda ve Evet. o her hastayla uğraşıyorlar. Doktorlarımız orada mikroba açık vaziyette yaşıyorlar. Yani akıl almaz bir fedakarlık yapıyorlar. Onlara bir kere alkış falan da yetmez. Başımızın üstüne taşımamız lazım. Fakat onlarla birlikte mesela otobüsler işliyor. Ya otobüs şoförleri, onlar da yüzlerce binlerce insan iniyor çıkıyor. Onlar da Çok öyle. haklısın. Marketlerde çalışanlar da öyle. Her yerde çalışanlar. Onun için emekçilerimizi sadece sağlık emekçileri diye ayırmayalım. Şu dönemde halkın yaşamını sürdürmesi için risk alarak çalışan bütün emekçilerimiz başımızın üstünde taşımamız lazım. Biz bunu halk olarak taşırız. Kıymetini de zaten hep bildik, emekten yana insanlarız. Ama bence hükümetin bunu bilmesi lazım. Bu insanların hayatını kolaylaştırması lazım. Bu insanların kiralarıyla ilgili, çalışmalarıyla, su paralarıyla, elektrik paralarıyla, hatta telefon paralarıyla ilgili artık büyük bir destek lazım. Büyük. Bunu hükümet yapabilir. Biz yapamayız. O bakımdan bizim talebimiz bütün emekçi kesimimize bütçeden çok büyük paylar ayrılması ve dünyada örneklerini görüyoruz. Bütün büyük zenginler yüz milyonlarca dolar ayırıyorlar ve veriyorlar halka. Bu konuda ister maske alsın, ister bilmem ne. Bill Gates 800 bin maske gene yaptı. Fakat bütün bunlar oluyor. Bizim Türkiye'de henüz böyle büyük bir fedakarlık görmedik. Yani bu Türkiye'den paralarını kazanan, milyar dolarlar kazanan insanlar lütfen artık topluma borçlarını ödesinler, emekçilere borçlarını ödesinler. Çok teşekkürler hocam. Umarım güzel zamanlar tekrar yan yana geliriz. Bir kez daha İnşallah. yayınımızda katılmış insanları da hatırlatalım. Çok yakın zamanda İnkılap yayınlarından yeni romanı Vallahi ne kadar yakın bilmiyorum çünkü kitapçı bile yok ortalıkta artık. Dur bakalım, evet, yani umarım. yazıyoruz. Hepimizin normalleşeceği günleri bekliyoruz ama gerçekten ben yine Nazım'la bitireyim. Ne Lütfen hocam. diyordu?
En güzel deniz henüz gidilmemiş olandır. En güzel çocuk henüz büyümedi. En güzel günlerimiz, burası çok önemli, en güzel günlerimiz henüz yaşamadıklarımız. Yaşanacak güzel günler ileride, kimse moralini bozmasın. Bundan da kurtulacağız, bunu da dayanışmayla aşacağız. Herkesi çok sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Çok teşekkürler hocam. Kendinize çok iyi bakın, çok saygılar. Sağ olun. Teşekkürler. Sağ olun. Sevgili Divan izleyicileri, bugün önemli bir misafir ettik. Zülfü Livaneli. Livaneli ile olan sohbetimizin belli başlı konu başlıkları oldu. Livaneli bilim insanlarına ve bilime değer vermemizi ve bu süreçte sadece onların sözlerine dikkat almamızı salık verdi. Onun dışında klasikleri okumak için çok kıymetli bir zamanda olduğumuzu ve toplumsal dayanışmaya, bireysel izolasyona çok dikkat etmemiz gerektiğini söyledi. Aynı zamanda Livaneli'nin açıklamalarında bir işleri ve tüm toplumsal meselelerde çalışmak zorunda kalan, emek üretmek zorunda kalan emekçilere seslendi. Onların hayatlarının daha kolaylaştırılması için bugün iktidara ve hükümete de bir çağrıda bulundu. Livaneli'ye çok teşekkür ediyoruz. Gazete Duvar olarak Instagram yayınlarımıza devam edeceğiz. Herkese çok teşekkürler. İyi izlemeler, çok sağ olun, iyi akşamlar.